Değerli izleyiciler merhaba. Yeni Çağ Televizyonu'ndan 5 dakikada günün yorumunu birlikte yapacağız. Günün yorumu bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarıdır. Bakın altını çiziyorum. Deneyimli bir gazeteci olarak suikast ihbarı. Şimdi yandaş medya tutturmuş suikast yok. Suikast girişimi yok. Evet yok, var diyen yok ki zaten. Ama önemli bir konu var. Günlerce medyanın bazı kalemleri gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun öldürüleceğini, gerek bir takım olayların bazı suikastların yaşanacağını gündeme getiriyorlar. Bizler bunları okuyoruz, görüyoruz. Belki sizler de okuyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı nereden çıktı? Oda TV'nin haberinden çıktı ve Soner Yalçın açıkladı ki perde arkasını. Bu ihbar bilgisi geldikten sonra kendileri de bir araştırma içine girmişler. Çok dört dörtlük bir haber yaptılar. Önce kendini kutluyorum. Biraz da kıskandığımı ifade edeyim. Çünkü atlatma bir haber oldu. Medya, bütün Türkiye Oda TV'nin bu haberinden öğrendi. Zaten Oda TV deyince gerçek haberleri, özgür haberleri yayınlayan ve hala Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen ana Oda TV web sayfası kapalı olan bir haber sitesi. Bu konuyu da uzun uzun konuşuruz başka geniş zamanda. Ama burada vurgulanması gereken şu. Şimdi Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine aday gösteriliyor hem de Cumhurbaşkanlığına aday gösteriliyor. Yani bugün Türk siyasetinde önemli bir motif, önemli bir isim. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerekse gelecek siyaset açısından yaş itibarıyla da bu siyaset sahnesinde yer alacak önemli bir isim. Şimdi bu terör örgütleri, isimlerini de vermeme gerek yok çünkü onların amaçları bu tip girişimler, bu tip planlar, bu tip yaşanan haberleşmeler nedeniyle isimlerinin ön plana çıkmasını ve toplumda bir tedirginlik yaratılmasını isterler. Onunla beslenirler, toplumdaki huzursuzlukla beslenirler, kargaşayla, güvensizlikle beslenirler. Şimdi bu olaya baktığımızda Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Duayen gazeteci Uğur Dündar'la konuşuyor. Uğur Dündar açıklamalar yapıyor. Ve sonuçta kendisi de bir kanalda açıklama yapıyor. Ve suikast girişimi yok diyor. Zaten var diyen yok ki. Yakalanan yok diyor. Yani o zaman İçişleri Bakanlığı'nın ve emniyetin ayıbı. Yani ihbar nereden geldiyse bunu mutlaka ihbara taraf olan kişilere iletmekte devletin görevi. Devlet bu ihbarı gerekli birimlere iletmiş ki İmamoğlu'nun korumaları da haberdar olmuşlar ve bu haber de medyaya sızmış. Dolayısıyla burada asıl vurgulanması gereken şu, iktidar olmak muktedir olmaktır. Devlet her Türk vatandaşını korumak zorunda olduğu gibi siyasi liderleri de korumak zorundadır. Bu koruma sadece onlara yakın polis, yakın emniyet görevlileri vererek sağlanmaz. Bakın Ankara'da Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldırı oldu. Geçen gün bir duruşması yaşandı. Devlet ve yargı bu linç girişimidir. Suikast girişimi değil, ihbarı da değil. Linç girişiminin hesabını soramazsa yarın siyaset sahnesinde Allah korusun başka olaylar olabilir. Altını çiziyorum, devlet ve yargı bu tür olayların üzerine en sert şekilde gitmeli. O iktidarda, o muhalefette böyle bir ayrım yapılmamalı. Allah muhafaza, Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir yumrukla saldırı olsaydı. Yani herhalde şu anda cezaevinde tutukluydu o insanlar veya o grup. Hep bana Rab bana demeyelim. Bu ülkenin her siyasetçisi bir değerdir ve o değerleri korumak görevi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. İktidarda olan AKP'nin ve
Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle onun bakanlarıdır. Değerli izleyiciler, umarım rahat ve huzurlu bir ülkede yaşar hale geliriz. Hepinize selam ve sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.